bunu kabul etmesini istiyorum, tamam mı? Eğer bunu kabul etmezse albay, tek kelime bile etmeyeceğim. Sen söylüyorsun diye komutan yapmadığı bir şey kabul edecek, öyle mi? Hayal dünyasında yaşıyorsun sen. Ailemi öldürdü diyorum. Hepsini. Ailenin katilini, ayak işlerini yaptığın o köpeklere soracaktın Ramış'ta. Yanlış yerde arıyorsun. Pek bir ilerleme kaydedemedik komutanım. Tam olarak ne söyledi? Ailesini sizin öldürdüğünüzü düşünüyor. Ve bunun için de suçunuzu kabul ettiğiniz bir imzalı kağıt istiyor sizden. Çok şey istiyormuş. Kaan, ne kadar sürerse sürsün sorguya devam et. Bir sonuç alana kadar onu konuşturmalıyız. Hiçbir şey es geçemeyiz. Emredersiniz. Şu sorguya bir de ben gireyim aslında. Komutanım. Sizi görünce gardını iyice alacaktır. Konuşmak istediğinize emin misiniz? Bu kilidi belki de ben açarım yüzbaşım. Hayatım boyunca alakalı alakasız çok şeyle suçlandım. Ama aileni öldürmek bu suçlamalardan biri değil. Er ya da geç hesabını vereceksin albay. Bu bilgiyi sana kim verdi? Muhtemelen doktor. Öyle değil mi? Peki ben konuşayım. Buraya kadar kaçtığına göre peşindekinden çok korkmuş olmalısın. Peki peşindeki kim? Doktor mu? Tabii ya. Doktor seni öldürecek. Sözde eyalet sorumlusu eğer seni öldürmek isterse kaçacağın en güvenli yer neresi olur? Tabii ki Türk ordusu. Yanılıyor muyum? Ve sen Rojda, kendini kesmek isteyen adam sana aileni İbrahim Kopuz öldürdü deyince hemen inanıyorsun, öyle mi? Düşündüğümden çok daha aptalmışsın Rojda. Çok daha aptal. Karının gelinlik satılan tüm çarşılarında seni anlayacağız. Bittin az subay sen, bittin bittin. Öldün, anlıyor musun? Geride ölüm maaşını alacak kimse kalmadı. Öldün sen, öldün. See Mordo. Adio. Bye bye bye. Sen nasılsın? He? Sen nasıl oldun? He? Senin kafanda bomba mı patladı? Senin kafanda bomba mı patladı? Oh, güzel şey ya. Ah, bella donna. Bana bak. Eğer şimdi konuşmazsan bu odadan çıkacağım. Bir daha da geri gelmeyeceğim. Derdini başkasına anlatırsın. Sana söyledim, albay. Albay albay deyip durma ya. Sıkıldım senin saçmalığından. Yüzbaşı. Gitme. Konuşacak mısın?
anlatacaksın bana. Anlaşmak istiyorum. Öyle mi? Hı. Neden hiç şaşırmadım acaba? Ben çok ciddiyim. Ben de çok ciddiyim Rojda. Ama haklısın. Nasılsa dünyanın en yüksek itirafçı nüfuslu ülkesine sahibiz. Değil mi? Sen neden başınızdaki o köpeğin izinden gitmeyesin? Ben TC ile anlaşmak istemiyorum. Seninle anlaşmak istiyorum Yüzbaşı. Benle. Öyle mi? Birincisi, TC demeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti diyeceksin. İkincisi, benimle anlaşırsan, ki ben hiç zannetmiyorum. Ama oldu ki anlaştın, Türkiye Cumhuriyeti ile de anlaştın demektir. Üçüncüsü, öyle TC, MC deyip artistlik yapmayacaksın. Benim sınırımı zorlamayacaksın. Konuş. Doktor. Doktor, çok büyük bir katliam planlıyım. Eğer planladığını yaparsan, şuna emin olabilirsin ki Yüzbaşı, önümüzdeki bir yıl boyunca bütün dünyada herkes bu eylemi konuşacak. Anlat. Bir takım şartlarım var. Söyle. Etkin pişmanlık güvencesi, cezada indirim istiyorum. Yüksek güvenlikli bir hapishanede tek kişilik bir oda istiyorum. Yanımda, yakınımda. Örgütten kesinlikle hiç kimse olmayacak. Neden? Büyük aşkınız sona mı erdi? Çünkü beni öldürecekler. Anlıyor musun Yüzbaşı? Beni öldürmek istiyorlar. Doktor beni öldürmek istiyor. Neden? Doktor bebeğimi öldürmek istiyor. Doktorun çocuğunu taşıyorum. Defalarca ölümle burun buruna geldim. Hatta öldüm bile. Ama çocuğumun yaşamasını istiyorum Yüzbaşı. Anlıyor musun? Senden sadece çocuğumun yaşamasını istiyorum. Ne olur onu hayatta tut. Sana yalvarıyorum Yüzbaşı. Çocuğumun ölmesine izin verme. Bak, bu söylediklerinde tek başıma karar veremem ben. Komutanıma sormak zorundayım. Anladın mı? Ama şunu iyi bil. Seninle anlaşamasak bile, bir bebeği yaşatmak insanın diyen herkesin görevidir. Ve biz bu görevden asla kaçmayız. Şimdi konuş. Anlat. Doktor ne yapacak? 29 Ekim. 29 Ekim mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Doktor bayramları hiç sevmez. Ben eskiden beri bilirim. 30 Ağustos, 19 Mayıs, hatta Ramazan, Kurban. Büyük bir eylem planlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. Ne yapacak?
Komutanım odasında yok komutanım. Nerede komutan? Albay İbrahim Kopuz komutanım az önce tüm generaller kurtulmuş komutanım makamından aranınca... Doğan oğlum uzatmasana, nerede komutan? Paşanın odasında komutan. Lan herkes de bize bağırıyor arkadaş ya. Bu ne ya? Gir. Kadın doğru mu söylüyor? Bana yalan değil gibi geldi komutanım. Doktor raporuna göz attım komutanım. Kadın hamile. Hem de neredeyse 4 aylık hamile. Bence çocuğu söz konusu olduğunda yalan söylemesi çok kolay değil. Yani şimdi siz bana bu doktor denilen psikopat bir barajı havaya uçuracağını ve askerlerimizi öldüreceğini söylüyorsunuz, öyle mi? Bunu planladığını söylüyorsunuz. Aldığımız bilgi bu komutanım. Ve 29 Ekim'de. Beyler farkında mısınız? Bugün ayın 28'i. Hangi barajmış bu? Henüz bilmiyoruz komutanım. Rojda da bilmiyor. Ya da biliyor ama söylemiyor. Hangisi? Bilmiyor mu, söylemiyor mu? Komutanım, kadın bebeğinin hayatını kurtarmak için bize sığındı. Ancak kafasını değiştirdiğini, pişman olduğunu... ya da örgüt inancı saçmalığını bıraktığını hiç düşünmüyorum. Rojda bebeğinin hayatını kurtarmak istiyor. Evet. Ama aynı zamanda örgütün bu eylemi yapmasını da istiyor. O yüzden bize sadece pazarlık yapmaya yetecek kadar bilgi verdi. Kalanını saklıyor. Ne yapacağız peki? Son ana kadar sorguya devam edeceğiz komutanım. Ama Rojda eğer konuşmazsa... bu eylemi engelleyebilmemizin hiçbir yolu yok. Gel. Emredin komutanım. Kimse karargâhtan ayrılmayacak. Tüm timler tam tesisat hazır bekleyecek. Benim hareket emrim. Emredersiniz komutanım. Kopuz. Emredin komutanım. 9 saat sonra Atatürk anıtına çelenk bırakacağım. Ne yapacaksınız, yapacaksınız. Bu barajı bulacaksınız ve bu manyağı etkisiz hale getireceksiniz. Hemen. Emredersiniz komutanım. Timi hemen topla yüzbaşım. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Emredersiniz komutan. Kadın o barajın yerini biliyor. Ama konuşmuyor. Siz hazırlığınızı yapın. Yarım saat içinde hareket merkezinde toplantı istiyor. Emredersiniz. Ben nasıl açayım? Ya bakıver işte. Al şunu. Komutanım, telefon sizin. Siz bakın komutanım. Ben yapamam. Fırsat kardeşim, aç hadi. Ben o topa hiç girmem komutanım. Lan ne topa? Emir veriyoruz ya. Açın şunu hadi ya. Açsanıza. Fırsat, aç şunu. Hadi lan. Alo. Alo Serdar, niye açmıyorsun onun telefonu? Komutanım, Kürşat ben. Kürşat, ben seni mi aradım ya? Yok, sen niye bakıyorsun oğlum Serdar'ın telefonuna? Şey komutanım, şu yüzden... Serdar komutanım, üstünüze afiyet, lavaboya gitti. Şey olmuştu komutanım biraz. Motoru bozmuş, motoru. Motor. Ne yapmışım? Motoru bozulmuş. Ne? Serdar komutanım o yüzden ben. Allah cezanızı vermesin. Kürşat neyse bana bak. 20 dakika içinde karargâhta oluyorsunuz. Bütün timi topla, harekat toplantısı var, anlaşıldı mı? Ne oldu lan? Emredersiniz komutanım. Ne diyor, benim sordu. Sıkacak mı Kürşat? Ha? Harekat toplantısı beyler. 20 dakika içinde karargâh. Bu muymuş gerçekten? Ulan. Boşuna panik yapıyorsunuz ha. Bir hareket işte ya. Hallederiz şimdi, çocukları arayalım. Emre, gereksiz. Ben, hadi toplanın, gidiyoruz. Hareket var. Hadi, ara sen herkesi. Ben giyineyim. Hadi.
Onunla gelme. Tamam ya, Allah Allah, sen de kuruldun. Geç geç. Sıcak sıcak işte, ne olacak yani? Doktor. Neredesin Allah'ın belası? Neredesin doktor? Bayındır! Posta! Neredesin? Hayır, bak mesai saati diye bir şey yok Olgun. Bu ne ya? Böyle bir şey yok ya. Ben neyim? Asker. Tamam? Ya senin asker olduğuna kim inanır ya? Hadi lan oradan. Asker nedir peki? Nedir abi? Asker devletin şeysidir, adamıdır, memurudur yani. Devletin şeysi dediğin adam sabah 9'da gelir, işini yapar efendi efendi. Akşam 5 dedi mi şapkasını takar gider. Oh keke. Bizde nasıl Olgun? Nasıl abi? Oğlum benim ne gecem var ne gündüzüm ya. Böyle bir şey yok Olgun ya. Her yere ben koşuyorum Olgun. Bildiğin her yere ben gidiyorum ya. Ben olmasam var ya, bunlar yemin ediyorum sana pert olur pert. Vallahi billahi ya. Olgun be. Oğlum benim karnım kazındı. Şuradan bir tane salçalı ekmek bir şey yap be. Vallahi bak midem böyle sırtıma yapıştı yani. Salça yoksa ketçaplı yap. Hadi oğlum. Kemal. Kemal. Ver bakalım. Kemal. Nasılsın? Cenaze töreni yaptılar. Hepsi çok üzgündü. E tabii arkadaşlarını sonsuzluğa uğurladılar. Bir de sevdiceği vardı. Onu da toprağa verirken çok üzüldüler. E tabii benim de içim kan ağlamadı değil. Temo, Temo, Temo. Neler yaptın yine evlat? Asubay mıydı? Evet, öyleymiş. Haberlerde gördüm. Sen nasılsın, iyi misin? Abay kulağıma küçük bir çentik attı. Ama iyi. Evlat, kendine dikkat et. Bu aralar fazla ortalıkta görünme. Eline bir kadeh içki al. Olduğun yerde kal. Ve haber bültenlerini takip et. İnanamıyorum. Questo una bella notizia. Bu harika bir haber. Ne zaman? Ne zaman başlıyorsunuz? Şimdilik bu kadar. Uzun bir yol beni bekliyor. Evlat, çok dikkatli ol. Deli herif, deli, 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 deli. Bu sabah gün doğduğunda yine yüksek perdeden nutuklar atacaklar. Onların attıkları nutukları boğazlarına dizeceğiz. Onlara öyle bir tokat çarpacağız ki sesini bütün dünya duyacak. Arkadaşlarım, yoldaşlarım, sizinle bu eylemi paylaşmaktan onur duyuyorum. Şimdi gidelim. Gidelim ve son sözümüzü söyleyelim. Haber çıktı mı? Yok, hiçbir istihbarat yok Murat. Herif hangi delikte, ne yapıyor, ne hiçbir şey bilmiyoruz. Ne yapacağız? Ne yapalım? Kopuz Albay'a bir ipucu bulsun diye dua edeceğiz, sonra da emir bekleyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Emredersiniz. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Eline sağlık bari. Yardım edeyim mi giyinmeyi? Yok yok, eyvallah. Geçmiş olsun. Komutanım, bunları ağır yapmasın siz de. Çıkabilecek misiniz siz? Beni mi kesiyorsun lan sen? Ya yok komutanım ya, yani tam olarak iyileşmediniz ya. O yüzden söyledim. Şimdi sıkıntı olmasın. Bakma oğlum sen bana. Yarama da bana da bakma.
Bana bak, açma ağzını, kamuflajı giydik, bitti gitti. Galip. Turan abinin kıyafetleri komutanım. Yani baktıkça hala insan burnun direği sızlıyor. Galip. O ne? Kardeşim, hiç olmazsa Turan abiyle konuşuyormuş gibi hissedersin. Oku Galip, oku. Aç oku. Oku, oku kardeşim. Sevgili Gülayşan... Siz haklı olarak diyebilirsiniz ki bu kişi beni bir kez görmeyle kendini ne zannediyor? Haklısınız. Ben size bu mektubu utanarak, yüzüm kızararak yazıyorum. Ama Allah şahidimdir ki kötü bir niyetle size bu kelamı ediyor değil mi? Gülayşan, başınıza gelen felaketi biliyorum. Biz köy çocuğuyuz Gülayşan. Bizim için namus her şeyden önce gelir. Bunu da biliyorum. Ama namus nedir Gülayşan Hanım? Namus kolu kanadı kırık kadının felaketi değildir. Namus saldırıya uğrayan... hakarete maruz kalan insana bir tekmede sen vurmak değildir. Namus aşktır Gülayşan. Namus aşktır ve aşkına sadık, sözüne er, sevdiğine yar olmaktır. İsterdim ki Gülayşan Hanım, size ne söyleyeceksem Türk'ün töresine göre söyleyeyim. Ama ne yazık ki ne anam hayattadır, ne babam, ne de başka bir akrabam. O yüzden Allah'a sığınarak size kendi yüreğimi açmış oldum. Sizi üzdümse beni affedin Gülayşan Hanım. Ama eğer sizin de gönlünüz olursa, olur derse bana iki satır bir cevap yazarsanız çok bahtiyar olurum. Sizi rahatsız ettimse, üzdümse hakkınızı helal edin. Turan Hüseyinoğlu. El bombasını aldım. Thank you.
önce mektubu yazmış Galip. Cesaretini toplamadan önce. Oturmuş bunu yazmış. Ah Turan. Ah. Hele bir hareket emri gelsin de hele bir hareket emri gelsin. Bu hesap kapanmadan bu yaz bitmez beyler. Hele bir hareket emri gelsin. O zaman göreceğiz Turan'ın intikamı kaç kelle ediyor. Bin kelle bir Turan mı eder? He? Al işte kahpe bir kurşuna gitti çocuk. Şimdi bin kelle alsak bir Turan mı edecek? Ha Kürşat? Ne fark eder? Selçuk. Sen de dursun kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.